Evet arkadaşlar Sosyal Kale ile Fatih Hoca'nızla beraber 28 günde TYT'yi AYT'yi fulluyoruz arkadaşlar. Peki hocam bugün hangi konu işleyeceğiz? Dünya gücü Osmanlı konusunu bugün beraber işleyeceğiz. Hocam TYT'yi AYT'yi fırlayabilir miyim? Evet arkadaşım fırlayabilirsin. Bu 28 günlük kampı izliyorsun. Üzerine de Kamp Plus kitabını çözdüğün zaman çok rahat bir şekilde TYT'yi de AYT'yi de fulleyebilirsin. Hadi gel artık derse başlayalım. Şimdi öncelikle Fatih Sultan Mehmet dönemiyle başlayalım. Arkadaşlar hepinizin bildiği üzere 2. Mehmet yani namı diğer Fatih Sultan Mehmet iki kez tahta çıkmıştır. Şimdi ilk kez tahta çıktığında daha çocuk yaşlarındaydı ve Haçlı tehlikesi başlamıştı. Haçlı tehlikesi başlayınca tekrardan babası olan 2. Murat tahta geçiyor. Ve öncelikle 2. Murat ne yapıyor? Önce Varna'da Haçlıları yenilgiye uğratıyor. Ardından ikinci Kosova Savaşı'nda Haçlıları yenilgiye uğratarak ne yapıyor? Balkan topraklarındaki güvenliği ve huzuru sağlıyor. Huzuru sağladıktan sonra tekrardan tahta oğlu 2. Mehmet geçiyor. Yıl 1451 tarihini gösterdiğinde. Şimdi ikinci kez yani yeniden tahta çıkan 2. Mehmet'in aklında fikrinde tek bir şey vardı arkadaşlar. O da İstanbul'u fethetmekti. Yani Fatih Sultan Mehmet'in Kızıl Elma Ülküsü diye bahsettiği yer neresi? İstanbul'dur. Hocam Kızıl Elma Ülküsü nedir? Ana hedeftir yani arkadaşlar. Mesela sizi düşünün. Sizin Kızıl Elma Ülkünüz nedir? E sınavı kazanmak. Fatih'in ülküsü de İstanbul'u fethetmekti. O yüzden başa geçtikten sonra aklında fikrindeki tek şey, en ana şey İstanbul'u fethetmekti. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam Avarlar denedi alamadı. Emeviler denedi alamadı. Abbasiler alamadı. Osmanlı padişahların bir kısmı alamadı. Gencecik 2. Mehmet Fatih nasıl İstanbul'u alsın? Şimdi ben size biraz Fatih'ten bahsedeyim. Öyle Fatih Sultan Mehmet boş bir adam değildi arkadaşlar. 17 tane ülkeyi ele geçirmiş bir adamdan bahsediyoruz. 7 farklı dil biliyor. O dönem şartlarına göre dünyanın en büyük e, mühendislik harikası olan Şahi Toplar'ın yapılmasına vesile olmuştur. Yani çok önemli bir mühendistir aynı zamanda. Yani boş bir adam değildi. O yüzden Kızıl Elma ülküsü olarak belirlediği İstanbul'u 1453 tarihinde bu kararlılığından ötürü almayı, fethetmeyi başaracak. Peki hocam 2. Mehmet İstanbul'u alabilmek için ne gibi hazırlıklar yaptı? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi hatırlıyorsanız Yıldırım Beyazıt döneminde Boğaz'a Anadolu Hisarı yapılmıştı değil mi? Hani geçişleri kontrol altına alabilmek için. İşte bu Anadolu Hisarı'nın tam karşısına Fatih Sultan Mehmet tarafından Rumeli Hisarı yani Boğaz kesen yapıldı. Niye yapıldı? Bu boğazların kontrolünü, geçişlerini sağlayabilmek amacıyla, İstanbul'u fethini kolaylaştırabilmek amacıyla Fatih döneminde hazırlık amaçlı ne yapılmış? Rumeli Hisarı yapılmış. Ayrıca şimdi İstanbul düşünün arkadaşlar. İstanbul'u koruyan büyük devasa surlar vardı. İstanbul'un fethedilememesinin sebepleri bu surlardı. E, Fatih de düşünüyor. Diyor ki ya ben bu surları ortadan kaldırırsam o zaman İstanbul'u fethedebilirim. O zaman bu surları nasıl ortadan kaldıracak? Büyük, güçlü e, toplarla yıkabilecekti. O yüzden Şahi adı verilen büyük toplar döktürdü. Bakın eski toplardan getirseydi bu bu surlarda çizik açacaktı. Belki çatlaklar açacaktı ama giremeyecekti. O yüzden farklı bir şey yapması gerekiyordu. Devasa büyük toplar yaparak buradaki surları yıkabilecek toplar üretti. Ayrıca surlara daha yakın olabilmek amacıyla tekerlekli kuleler yaptırdı. Arkadaşlar i̇şte bu tekerlekli kuleleri surlara dayıyorlar ve bu surlara tırmanıp karşı tarafı daha rahat bir şekilde işgal, fet edebiliyorlardı. Demek ki tekerlekli kuleler de şahi toplarına destek olmuştur bu süreçte. Ayrıca Bizans'a yardımı önlemek amacıyla Edirne'de bir ordu bulundurulmuştur. Bakın Bizans ne yapıyor? Sürekli Haçlılardan, Avrupa dünyasından yardım istiyor. İşte bu yardımlar geleceği zaman önlerini kim kesecek? Edirne'de bulunan ordumuz kesecekti. O yüzden böyle bir ordu biriktiriyoruz. Ayrıca İstanbul'u fethedebilmek için güçlü bir donanma da oluşturduk. E bu donanmayla da İstanbul'u denizden kuşatma altına alacağız. Peki hocam biz bu kadar hazırlığı yaparken Bizans olduğu yerde mi duruyordu? Hayır. Ne yaptı? Mesela her zaman yaptığı gibi Avrupa dünyasından Haçlardan yardım istedi. Ehal vardı. Ehal için girişini zincirlerle devasa zincirlerle kapattı. Dolayısıyla o zinciri aşamadığımız için zorlanıyorduk. Bunun dışında Rum ateşi yaptılar arkadaşlar. Rum Ateşi yani Grejua dediğimiz suda da yanabilen bir ateş yaptılar. E bu da İstanbul'un fethini zorlaştıran bir hamleydi. E Tüm bunların yanı sıra e surları vardı ama bazı noktaları zayıftı. Bazı noktaları güçsüzdü. Bazı noktaları yıpranmıştı. İşte tekrardan bu surları güçlendirdiler. Dolayısıyla Bizans da boş durmamış. Ne yapmış? Bazı hazırlıklar içerisine girmiş. Peki hocam İstanbul'un fethinin sebepleri nedir? Fatih neden burayı bu kadar çok almak istiyor? Şimdi gelin sebeplerden bahsedelim. Şimdi hatırlıyorsanız Hz. Muhammed'in, Peygamber Efendimiz'in bir sözü vardı, bir hadisi vardı. Ne diyordu? İstanbul elbet bir gün feth olacaktır. Orayı fetheden komutan ne güzel komutandır. Orayı fetheden askerler ne güzel askerlerdir demişti değil mi? O zaman Fatih Sultan Mehmet buradaki Peygamber Efendimiz'in müjdelediği kişi olmak istiyor. Yani bunu dini neden olarak söyleyebiliriz. Ayrıca devletin toprak bütünlüğünü sağlamak istemesi de önemlidir. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi bu taraf bizim, e bu taraf İstanbul, e bu taraf da bizim topraklarımız ve bizim topraklarımızın içerisinde bir toprak var ve burası küçücük bir yer. Yani şu an İstanbul'u fethettik dediğimiz yer Avrupa yakasının bir kısmıdır sadece. Buranın Bizans'ın elinde olması bizim toprak bütünlüğümüzü bozuyordu. O yüzden toprak bütünlüğümüzü sağlamak amacıyla burayı almamız gerekiyordu. Bakın bu bölgenin Bizans'ın elinde olması, Rumeli ile Anadolu arasındaki bağın da Kopmasını sağlıyordu. O zaman biz bu toprağı ele geçirince Rumeli toprakları ile Anadolu toprakları arasındaki bağı da sağlamış oluyorduk. Şimdi üçüncü sebebe baktığımızda İstanbul'un jeopolitik yani coğrafi konumunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Burası önemli bir ticaret merkeziydi işte sonuçta. E çok önemli ticaret yolları, ticaret güzergahları İstanbul üzerinden geçiyordu. Şimdi Karadeniz ticaretini, Marmara işte Ege'ye giden bu ticaret yollarını kontrol altına alabilmek için. İstanbul'un bizim elimizde olması gerekiyordu. Demek ki aynı zamanda e, ekonomik açıdan da güçlenmek için böyle adımlar attığımızı söyleyebiliriz. E, Bizans'ın entrikaları vardı. E, bunlara da son vermek istiyoruz. Hocam ne gibi entrikaları var? E, gidiyor hasları sürekli bizlere karşı kışkırtıyor. Bu var. E, bunun dışında Anadolu'daki Türk beyliklerini de ve Türk şehzadeleri de, şehzade, padişah çocuklarını da kışkırtıyordu. Bizans'ın tüm bu oyunları bizi bezdirmişti. Artık yeter demiştik ve tüm bu oyunları ortadan kaldırmak amacıyla ne yapıyoruz? Bizans'ı ortadan kaldırmak isteyeceğiz. Ayrıca boğazlara egemen olup ipek ticaret yoluna hakim olmak istememizde önemli bir ekonomik sebep olarak karşımıza çıkıyor. Peki hocam bu sayfadan nasıl bir soru gelir? Hemen sorumuza bakıyoruz. İstanbul'u fethinden sonra Ortodoks Kilisesi Osmanlı imayesine alınmış. Ayrıca Ermeni Kilisesi'nin teşkilatlanmasına olanak sağlanmış. Osmanlı Devleti'nin izlediği bu politikayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz diyor. Şimdi Ortodoksları kontrol altında tutmaya çalışıyor muyuz? Evet onları kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Bakın burada Ortodoks kilisesini himaye altına alıyorsak onları kontrol altına almaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. E, Katolik kilisesine karşı güç oluşturmayı Ortodoksları zaten Katoliklere karşı bir güç olarak kullanıyoruz. O halde onu da eleyebiliriz. Bakın Ortodoks ve Katolik diye bir ayrımı güçlendirmeye çalışıyoruz ki hani birlik olamasınlar. Ortodoksların devlete bağlılığını artırmayı, e onları himaye altına alıyorsak Osmanlı'ya bağlılıklarını artırmaya çalışacağız tabii ki de. Dinsel farklılıkları ortadan kaldırma. İşte yanlış olan bu. Arkadaşlar biz dinsel farklılıkları ortadan kaldırmıyoruz. Hatta Ortodoks ve Katoliklerin birleşmesine dahi müsaade etmiyoruz ki onlar ayrı olsunlar, bir olamasınlar ki güçlü olamasınlar diye düşünüyoruz. Yani Hristiyan dünyasının birleşmesini önlemek istiyoruz. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi de İstanbul'un fethinin sonuçlarından bahsedelim. Arkadaşlar genellikle sorularda İstanbul'un fethini Türk tarihi açısından ya da dünya tarihi açısından değerlendirmemizi istiyor. O yüzden iki başlık altında inceleyeceğiz. Öncelikle Türk tarihi açısından sonuçlarına bakalım. Bakın Türk tarihi açısından sonuçlarına baktığımızda hepsi sadece bizi ilgilendiren sonuçlar. Ama dünya tarihi açısından sonuçlar bizi değil dünyayı etkileyen sonuçlardır. Mesela birinci maddeye bakalım. Osmanlı'nın iki kıta arasındaki bütünlüğünü sağlaması, Rumeli ile Anadolu arasındaki toprak bütünlüğünü sağladı mı? Evet, sağladı. Avrupa ile Asya arasındaki bütünlüğü sağlamış oldu böylelikle. E ayrıca Boğazların egemenliği Osmanlıya geçti. Dolayısıyla Boğazların mutlak hakim kim oldu? Biz olduk. Osmanlı devleti oldu. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin başkenti önce Bursa'ydı sonra Edirne'ye taşındı ve şimdi de İstanbul'a taşındı. İstanbul'un ele geçirilmesiyle birlikte artık yeni başkentimiz e, İstanbul olacak. Ne zamana kadar? Osmanlı'nın yıkılışına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar bu böyle devam edecek. Ayrıca İslam dünyasındaki saygınlığımız arttı. E çünkü Hz. Peygamber'in bir hadisi vardı ve bu hadisiyle müjdelendirdiği kişi kim oldu? E bir Osmanlı Padişahı olduğuna göre İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Bakın binlerce yıllık bir geçmişe sahip Bizans İmparatorluğunu da yıkıyorsan bu senin saygınlığını tabii ki de arttıracaktır. E artık Fatih dönemiyle birlikte Osmanlı Devleti kuruluş dönemini tamamladı ve artık yükselme dönemini başlatmıştır. Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline de geldi. Bakın çok uluslu bir devlet olmuş oldu. Bakın topraklarımız genişledi ve bu topraklarımız içerisinde çok farklı milletler bir arada olduğu için artık Osmanlı bir imparatorluk görünümü de olmaya başladı. Şimdi İpek Yolu vardı. İpek Yolu'nun geçiş güzergahları İstanbul'dan da geçiyordu. Dolayısıyla İpek Yolu'nun denetimi artık Osmanlı Devleti'nin eline geçmiş oldu. Şimdi İkinci Mehmet diye tabir ettiğimiz Fatih Sultan Mehmet'e Fatih ünvanı verildi. Bakın Fatih, feth eden, ele geçiren e, anlamlarına gelen bir ünvandır. E, bu ünvanı 2. Mehmet İstanbul'un fethiyle birlikte almıştır. Tüm bu gelişmeler ile birlikte Türklerin Avrupa'daki ilerleyişi hız kazanmış oldu. Tüm bunlar Osmanlı Devleti açısından sonuçlarıyla. Şimdi dünya tarihi açısından sonuçlarına bakalım. Öncelikle en önemli sonucundan başlamak istiyorum. Şimdi biz İstanbul'u fethederken kullandığımız en önemli araç neydi? şahi topları değil miydi arkadaşlar? O zaman biz bu toplar ile birlikte güçlü surların yıkılabileceğini dünyaya kanıtladık mı? Evet kanıtladık. Bu da Avrupa'da bir sistemin yok olmasına sebep oldu. Bu sistemin adını unutmayacaksınız. Feodalite Ortadan kalkacak. Bakın feodalitede de etrafı surlarla çevrili bir sistem değil miydi? Evet. E artık İstanbul fethiyle birlikte biz neyi kanıtladık? Bu surlara güvenmeyin, bu surları yıkabilirler dedik. Ve zaten de artık bu surlar yıkılmaya bir bir başlayacak. Bakın Bizans İmparatorluğu sona erecek. Kaç bin yıllık bir imparatorluktan bahsediyoruz. Ve artık tamamıyla ortadan e kalkmış oldu. E orta çağ kapandı, yeni çağ açıldı. Yani bu fetih bir çağ kapatıp yeni bir çağ açmıştır. Çağ açıp çağ kapatan olay olarak tarihe geçmiştir. Şimdi Avrupalılar ilk kez İstanbul'da elçilik bulundurmaya başlayacaklar. Bunu da söyleyebiliriz ama önemli bir sebepten daha bahsedeceğim. Avrupa'da coğrafi keşifler ve Rönesans'ın oluşumunu temelini hızlandıran olay İstanbul'un fethidir. Şimdi hatırlıyorsanız İstanbul'da bulunan bilim insanları ne yapmışlardı? İtalya'ya göç etmişlerdi ve İtalya'da Rönesans hareketlerinin başlamasına sebep olmuştu. Şimdi ticaret yollarının Osmanlı'ya geçmesiyle birlikte Avrupalılar yeni yollar arayıp coğrafi keşifleri yapmışlardı. Bunları sakın ama sakın unutmayın. Peki hocam bu sayfadan nasıl sorarlar? Hemen bakalım. İstanbul'un fethi askeri, siyasi ve ekonomik açıdan hem Osmanlı tarihi hem de dünya tarihi açısından önemli görüşmelere yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından önemli bir sonucu olarak gösterilemez. Diyor. Şimdi Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlaması bakın bu dünya tarihi açısından değil Osmanlı yani Türk tarihi açısından bir sonuçtur. Ama dere beyliklerin yıkılması e, dünya tarihi açısından işte surların yıkılabileceğinin anlaşılması feodaliteyi ortadan kaldıracak bu da dünyaya bir mesaj veriyor. İşte Rönesans'ın başlaması aynı şekilde dünyayı etkiliyor. Çağ açıp çağ kapanması bu da dünyayı etkiliyor. Ama Türk tarihi açısından dediği için yanlış olan seçenek A seçeneği olacak. Şimdi de Fatih Sultan Mehmet döneminde Batı ve Anadolu siyasetinden biraz bahsedelim. Öncelikle Batı'ya bakalım. Şimdi biz İstanbul'u fethetmemiz ile birlikte Batı dünyasına bir mesaj verdik. Batı dünyası bizden iyiden iyiye korkmaya başladı ve dolayısıyla Avrupa tehlikesi bu dönem itibariyle başlayacak. Ve biz bu tehlikeleri, bu tehditleri ortadan kaldırabilmek amacıyla ne yapıyoruz? Hem tepkileri önlemek hem sınırlarımızı genişletmek, hem İslamiyet'i yaymak, hem de Avrupa'daki Hristiyan birliği bozmak amacıyla ne yapıyoruz? E, batı yönündeki fetihlerimizi artırıyoruz. Bakın İstanbul'un fethi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı ve Avrupa'daki bu Hristiyan birliği bir olup Osmanlı'ya karşı mücadele etti. Biz de bu birliği yıkmak amacıyla ne yapıyoruz? En iyi savunma saldırıdır diyerekten Batı fetihlerine Fatih Sultan Mehmet döneminde başlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu dönemde Belgrad'ı saymasak, ayrıca Rodos'u da saymasak onun dışında birçok toprağı ele geçirdik. Mesela Sırbistan aldık, Mora yarımadasını aldık, Efla aldık, Bosna'yı aldık, her şeyi aldık. Boğdan'ı aldık, Arnavutluğu aldık. Bu dönemde 17 ülkenin fethedildiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yani Fatih döneminde batıya doğru Ciddi bir şekilde yönelmişiz ve Batı topraklarının büyük bir çoğunluğunu ele geçirmişiz. Şimdi Anadolu siyasetine yani Anadolu fetihlerine baktığımızda ise ne yapıyoruz? Biz Anadolu'da da fetihler yapıyoruz. Özellikle Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için ne yapıyoruz? Gidiyoruz Candaroğulları'nı alıyoruz, e, Sinop'u alıyoruz, e, Trabzon Rum İmparatorluğu'nu da alıyoruz. E, Karamanoğulları'nın bir kısmını ele geçirip yok olma süreci içerisine sokuyoruz onları da. Bu maddeleri gördüğünüzde Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik adımlar atıldığını söyleyebiliriz. Bakın Batı'yı fethetmişiz. Anadolu'da da Türk beyliklerini Osmanlı'ya bağlamaya çalışmışız. Ayrıca e, diğer Türk olmayan devletleri de topraklarımıza katmaya çalışmışız. Bu dönemde bir Doğu Anadolu'da tehlike vardı. Bu tehlikenin adı Uzun Hasan'dı arkadaşlar. Ak koyunlu hükümdarıydı. Bizim topraklarımıza saldırıyordu. Biz de onları 1473 tarihinde Otlukbeli Savaşı'nda yenilgi uğratarak Doğu Anadolu'daki bu tehlikeyi ne yapmış olduk? Sonlandırmış olduk arkadaşlar. Demek ki Batı'da ve Doğu'da Fatih Sultan Mehmet döneminde önemli fetihler vardı. Bunları unutmayacağız. Şimdi bu sayfadan nasıl çıkar? Fatih Sultan Mehmet döneminde Candaroğullarından Samsun almışız. E Kırım Osmanlı hakimiyetine girmiş. Ak koyunları yenilgiye uğratılmış. Fetihlerine dayanılarak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz. Anadolu'da Türk birliğini gerçekleştirmeye çalışıyor muyuz? Evet. Bakın Türk e, beyliklerini alıyorsak e, Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışıyoruz. İslamiyet'i yaymaya çalışıyor muyuz? Evet. Bakın yeni yeni topraklar aldığımıza göre e, düzeltiyorum arkadaşlar. Burası zaten e, Müslüman olunan bölgelerde. E, dolayısıyla İslamiyet'i yaymak gibi bir sebep şu üç maddede yok. Ege üstünlüğü sağlamak var mı? Var. E çünkü kırım alıyoruz. Hakimiyet sahamızı genişlettirmek var mı? Evet. Yeni topraklar alıyorsak hakimiyet sahamız genişler. İpek yolu'nun denetimini sağlamak var mı? E var. E çünkü bu bölgeler İpek Yolu'nun bir güzergahı. O zaman ekonomik sebebimiz de var. Ama İslamiyeti yaymak için Candaroğulları'nı almak. Çünkü Candaroğulları zaten Müslüman. Değil mi arkadaşlar? O halde cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi de gelelim Fatih dönemindeki denizlerdeki gelişmelere. Arkadaşlar Fatih döneminde hem Karadeniz üzerinde hem de Ege kıyıları üzerinde birçok fetihler gerçekleştirmişiz. Özellikle Ege adalarının bazılarını ele geçiriyoruz. Karadeniz kıyı şeridini ve Kırım dahil olmak üzere ele geçiriyoruz. Bunların sebeplerinden bahsedeceğiz. Şimdi bu dönemde biz Cenevizler ve Venediklerle mücadele ediyoruz. Onların elinden bazı toprakları ele geçirmiş. Bakın İmroz, Taşoz, Bozcaada, Gökçeada gibi bazı adaları Cenevizlerin elinden almışız. Venediklerden Eriboz ve Midilli bölgelerini ele geçirmişiz. Şimdi buradaki çalışmaları Akdeniz ve Ege'deki fetihler olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca Karadeniz üzerinden de bazı fetihler yapmışız. Ne yapıyoruz? Karadeniz'i ele geçirebilmek amacıyla 1475 tarihinde Kırım'ı ele geçiriyoruz arkadaşlar. Kırım'ın ele geçirilmesi önemlidir. Çünkü Kırım'ın ele geçirilmesiyle birlikte Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. Hocam Türk gölü haline gelmek nedir? Şimdi atıyorum Karadeniz buraysa etrafını ne yaptık? Çevrelemiş olduk. Artık bu deniz Bizim denizimiz olarak düşünebilirsiniz. O yüzden Türk Gölü haline geldi. O zaman Türk Gölü haline geldiyse e buradaki ticaret yolları artık kimin kontrolünde? Bizim kontrolümüzde olacak. O zaman Kırım bizim elimize geçmiş oldu zaten. E Karadeniz'deki limanlar vardı. E buradaki limanlar artık Osmanlı kontrolü altına geldi. E İpek yolunun güzergahı buradaydı. E bu güzergah artık kime geçti? Osmanlı'nın eline geçmiş oldu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane Anadolu haritası çizeyim. Bu hiç olmadı ya. Durum bir daha çizeceğim. Bu sefer daha güzel çizeceğim. Evet. Şöyle düşün arkadaşlar. Bu dönemde gidiyoruz. Şuradaki kıyı topraklarını e, Karadeniz Rum İmparatorluğu ile birlikte alıyoruz. Hocam neden burayı alıyoruz? Buradaki adaları da alıyoruz. Hocam neden? Bunun ortak bir amacı var. Bunun ortak amacı ticaret yollarını ele geçirmek. Yani ekonomimizi güçlendirmek amacıyla bu bölgeleri aldık. Şu iki harita arasındaki e, binlerce farkı yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen devam edelim. Bu dönemde Rodos'u kuşatma altına almıştık ancak ele geçirmedik, ele geçiremedik. Şimdi ayrıca devam ediyoruz. Venedikler ile bu dönemde önemli mücadeleler veriyoruz. Ve en sonunda onları yenilgiye uğratıp onlardan bir barış süreci içerisine giriyoruz. Ve diyoruz ki artık Venedikler Osmanlılardan aldığı yerleri geri verecek. E biz de onlardan aldığımız yerleri geri vereceğiz diyoruz. Ve Venedik her yıl Osmanlı Devleti'ne e, vergi verecek. ...tazminat verecek. Arkadaşlar bakın bu yenilgiyi kabul ettiğinin bir göstergesi olarak şu maddeyi söyleyebiliriz. Ayrıca ne yapıyoruz? Bu dönemde imtiyazlar veriyoruz. Arkadaşlar bakın burası önemli. İmtiyaz dediği bir nevi kapitülasyondur. Ekonomik ayrıcalık, ekonomik imtiyazları ne yapmışız? Fatih döneminde Venediklere vermişiz. Bu daha sonra işte Fransızlara falan diğer ülkelere de verilerek artacak ve Osmanlı Devleti'nin son döneminde bizi ekonomik açıdan çok olumsuz yönde etkileyecek. Son olarak baktığımızda Venedikler İstanbul'da balyoz denilen bir elçi bulundurabilecekti arkadaşlar. Yani baktığınızda Fatih döneminde hem Ege'de hem de Karadeniz'de Balkanlar'da Anadolu'da bir sürü fetihler yapılmış. Peki hocam nasıl sorarlar hemen bakalım. Osmanlı Devleti yükselme döneminde Hristiyan dünyasını siyasi, dini ve ekonomik yönden bölme politikası izlemiştir. Buna göre gelişmelerden hangileri bu politikanın doğrudan kanıtı değildir diyor. Şimdi Mora ve Eflak'ın alınması doğrudan onları bölmeye çalıştığımızın bir kanıtı olabilir mi? E kanıtı olamaz arkadaşlar. Ama İstanbul'u fethettikten sonra Fener Rum Patrikhanesini ee alıyoruz. Ne yapıyoruz? Ortodokslarla Katoliklere birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. O zaman bu sebeptir. Venediklere imtiyaz verip onlar arasındaki birliği dağıtmak istiyoruz. Bu da bir sebeptir. O zaman kanıtı olmayan hangisi? yalnızca bir seçeneği A seçeneği bizim aradığımız cevaptır. Şimdi de gelelim 2. Beyazıt dönemine. Arkadaşlar yükselme dönemi padişahları içerisinde 2. Beyazıt olmasına rağmen 2. Beyazıt dönemi için yükselme döneminde duraklama devrini yaşadığımız bir dönem olarak adlandırılır. Hocam neden duraklama dönemi deniliyor? Çünkü bunun sebebi şu. 2. Beyazıt tahta geçeceği zaman kardeşi olan Cem ile bir mücadele içerisine girmişti. Taht mücadelesi içerisine giriyor. İkinci Beyazıt kardeşi Cem'den önce ta Osmanlı tahtını ele geçirmeyi başarıyor. Ancak Cem Sultan e, bu durumu kabul etmeyerek ne yapıyor? 2. Beyazıt hükümdarlığını tanımıyor ve geliyor Bursa'ya kadar geliyor ve bu bölgede bir nevi ne yapıyor? Padişahlığını ilan etmeye çalışıyor. Tüm bu olaylar üzerine e, ikinci Beyazıt ile Kardeşi olan Cem Sultan arasında bir mücadele başlıyor. Şimdi mücadelenin haritasını çizeyim. Önce Bursa'da, şimdi Bursa'da geliyor ve ikinci Beyazıt, kardeşi Nelgi'ye uğratınca, daha sonra kardeşi nereye gidiyor? Karamanoğullarına gidiyor Cem. E Karamanoğullarına geldikten sonra e burada ele geçiriliyor. Buranın da ele geçirilmesiyle birlikte Rodos'a gidiyor. Rodos şövalyelerine sığınıyor ve Rodos şövalyeleri de daha sonra İtalya'ya yani kime? Papa'ya bırakıyor. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar Cem Sultan olayı bir iç meseleymiş ama daha sonra Rodos Şövalyeleri, İtalyan, işte Papanın da müdahale etmesi, Memlüklerin de olaya girmesiyle birlikte bir dış sorun haline gelmiştir. Demek ki 2. Beyazıt döneminde fetihlerin durma noktasına gelmesinin en önemli sebebi bu dönemde Cem Sultan meselesiyle uğraşılmasıymış. Ayrıca 2. Beyazıt'ın da fetih politikasının çok fazla gelişmiş olmaması da bu durumda etkili olmuştur arkadaşlar. Dikkat edersen çok bir toprağı almadık zaten. Ne yapıyoruz? Bu dönemde Kili ve Akarmen kalelerini ele geçiriyoruz. İspanya'da baskı altında olan Yahudileri Osmanlı topraklarına getiriyoruz. Bu bir ekonomik adımdır aslına baktığınız zaman. E bunun dışında ne yapıyoruz? E, Safevi Devleti'nin kışkırtmalarıyla bir ayaklanma vardı. Şahkulu ayaklanması. Bu dönemde bu ayaklamayı da bastırıyoruz. Yani genel olarak baktığımızda çok fazla bir fetih yok. Cem Sultan ile mücadele ediyor. Bu mücadele bir iç sorun iken bir dış sorun haline geliyor. Ve bazı isyanları ve birkaç bölgeyi de ele geçirebilmişiz. Ancak Yavuz Sultan Selim ne yapacak? Babası da ölmeden 2. Beyazıt'ı tahttan indirip tahta geçecek. Şimdi gelelim bu sayfadan nasıl soru çıkar ona bakalım. 2. Beyazıt döneminde yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak adlandırılması durumlarından hangilerin etkili olduğunu söyleyebiliriz diyor. Şimdi Cem Sultan olayın yaşanması e bu dönemin duraklama e dönemi olarak geçmesinden rol oynamıştır. Bunu alalım. Eğitim çalışmalarına önem verilmesi iyi bir şey olurdu. O zaman bu yanlış. E Avrupa devletlerinin Osmanlı aleyhine ittifak kuramaması diyor bakın. Kurması deseydi bunu da alırdık ama kuramaması dediğine göre bunu da eliyoruz. O zaman cevabımız yalnızca bir A seçeneği olacak. Şimdi de gelelim Yavuz Sultan Selim dönemine. Arkadaşlar Yavuz Sultan Selim daha babası ölmeden tahta geçen padişahlardan birisidir. Bakın babasına karşı bir mücadele başlatıyor ve Yeniçerilerin de desteğini alaraktan babasını tahttan indirip Osmanlı tahtına geçiyor. Arkadaşlar bakın Yavuz güçlü, dirayetli, savaşçı bir kimliğiyle tanınıyordu. O yüzden Yeniçeriler Yavuz Sultan Selim'i oldukça seviyordu. Bakın Yavuz Sultan Selim zaten padişahlığı boyunca da at üstünden inmemiş, seferden sefere gitmiş çok güçlü bir padişah olarak düşünebilirsiniz ve bu dönemde de babasının tahta yakışmadığını düşünüp babasını tahttan indiriyor. Çünkü o dönemde fetihler neredeyse hiç yapılmıyor. Yavuz'un başa geçmesiyle birlikte Osmanlı fetihleri bu dönemde artarak devam ediyor. Şimdi bakın Yavuz Başa geçtikten sonra kardeşleriyle bir mücadeleye başlıyor. Bakın gidiyor kardeşlerini öldürüyor. Böylelikle taht kavgalarını önlüyor. Bakın sorularda karşımıza çıkar. Kardeşlerini öldürüp taht kavgalarını önlemeleri neyin göstergesidir? Merkezi otoriteyi sağladığının kanıtı olarak karşımıza soru olarak gelebilir arkadaşlar. Bu yorumu mutlaka yapmanız gerekiyor. Şimdi ardından 1514 tarihine geldiğimizde Doğu Anadolu'da Çaldıran Savaşı ni yapıyoruz? Kimle? Safevilerle. Yani Şah İsmail tehlikesi Doğu Anadolu'da başlamış. Şah İsmail Doğu Anadolu topraklarımıza defalarca saldırınca Yavuz Sultan Selim de diyor ki "Erkeksen çık hadi meydana." diyor ve iki taraf arasında 1414 yılında yapılan savaşı kim kazanıyor? Osmanlı Devleti kazanıyor arkadaşlar bu savaşı. Böylelikle Safevi tehlikesi artık ortadan kalkmış olacak. Şimdi 1515 yılına baktığımızda Turna Dağ Savaşı ile ne yapıyoruz? Dulkadir Oğulları beyliğini alıyoruz. Bu beyliği ortadan kaldırmamızla beraber Ramazan Oğulları beyliğini de Osmanlı'ya itaati altına almaya başlamasıyla birlikte mutlaka şu yorumu yapmanız lazım. Bakın böyle bir soru gelebilir. Bu beyliklerin alınması, Türk beyliklerin alınması neyin göstergesidir? Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya çalıştığımızın ve bu son beyliklerin alınmasıyla birlikte de kesin olarak Türk siyasi birliğinin sağlandığının kanıtı budur. O zaman Anadolu'da Türk siyasi birliği hangi padişah döneminde sağlanmış? Yavuz Sultan Selim döneminde bu Türk beyliklerin alınmasıyla birlikte kesin ve net olarak sağlanmıştır diyebiliriz. Bakın doğudaki tehlikeyi çözdük. Türk beylikleriyle siyasi birliği sağladık ve ne yapıyoruz? Memlük ilişkileri yani Doğu Seferi yani Mısır Seferi'ne baktığımızda ise gidiyoruz o dönemde Memlüklerle mücadele ediyoruz. Önce Mercidabık Savaşı'nda Memlükleri yeniyoruz. Ardından Ridaniye Savaşı'nda onları yenilgiye uğratıp artık bu tehlikeyi tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bakın o dönemde Memlüklerde Memlüklerde halife yok muydu arkadaşlar? E, halife buradaydı. Yani İslam dünyasının lideri o dönemde Memlüklerde. Yavuz Sultan Selim diyor ki siz de İslam dünyasına yakışmıyorsunuz lider olarak diyor. Gidiyor doğu seferini başlatıyor. Onları yenilgiye uğrataraktan artık halifeliği ne yapıyor? Osmanlı Devleti'ni getiriyor. O zaman bu olay ile birlikte İslam dünyasının lideri kim oldu? Osmanlı Devleti oldu. Bakın bu Doğu Seferi çok önemli arkadaşlar. Bu Doğu Seferi ile birlikte ne yapıyoruz? Baharat yolunu da kontrol altına alıyoruz. Demek ki bu sefer bize ekonomik açıdan da güç sağlamıştır. e Halifeliği getirdiğine göre siyasi açıdan da güç sağlamıştır. E, ayrıca burada kutsal emanetler vardı. E, bu kutsal emanetleri alıyoruz. Ne yapıyoruz? Onları da getirdik ve şu an günümüzde Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. Yani İslam dünyasındaki saygınlığımız arttı. Artık bu dünyada İslam dünyasının lideri Osmanlı Devleti olmuş oldu. Yavuz Sultan Selim dönemi gelişmeleri bu şekildeydi arkadaşlar. Peki nasıl sorarlar hemen bakalım. Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonucunda gerçekleştirdiği savunulabilir diyor. Şimdi devletin teokratik yapısı güçlendi mi? E güçlendi teokratik dine dayalı yönetim diyor. E halifelik geldiğine göre doğru. E yolu denetimi sağlandı mı? Evet bakın burada söylemiştim zaten. O zaman buna da ulaştık. E Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliği sağlandı. E bu da doğru. Çünkü Doğu Akdeniz'e sınır komşusu olan bölgeleri ele geçirdik. E Mısır arkadaşlar, E Mısır'ın kuzey kıyıları şey değil mi? E, Akdeniz'in doğu kısımları e Doğu Akdeniz'de kontrolü sağladığımıza göre o halde aradığımız cevap 1 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1. Süleyman yani Nam-ı Diyar Kanun Sultan Süleyman Avrupalı devletler tarafından Muhteşem Süleyman olarak adlandırılıyordu. Hatta dizisi de vardı Muhteşem Yüzyıl değil mi? Avrupalılar kendisine Muhteşem Süleyman adını veriyordu. Biz daha çok onu hangi ünvanıyla biliyoruz? Biz onu daha çok Kanuni ünvanıyla biliyoruz. Hocam neden kendisine Kanuni adı verilmiş? Çünkü kanunlar yapıp yasalar yapıp yasaları derleyip topladığı için kendisine Kanun ünvanı verilmiştir. Demek ki 1. Süleyman döneminde çok fazla kanunlar yapılmış ve bu kanunlardan asla 1. Süleyman taviz vermemiştir. Bu kanunları son derece sert bir şekilde uyguladığı için de, keskin bir şekilde uyguladığı için de kendisine kanun ünvanı verilmiştir. Arkadaşlar kanunu 46 yıl boyunca Osmanlı tahtında kalmıştır. Yani Osmanlı padişahları arasında en uzun süre tahta kalan padişah, Kanun Sultan Süleyman'dır. Kendisi aynı zamanda şairdir. Muhibbi e, mahlasını kullanarak da şiirler yazmıştır. Bunu da unutmayalım. Peki hocam Kanun Sultan Süleyman 46 yıl boyunca ne yaptı? Gelin şimdi onlara bakalım. Şimdi öncelikle 1521 yılına gelindiğinde Belgrad'ı yani şu an günümüzde Sırbistan'ın başkentini ele geçirdi. Hocam Belgrad'ın alınması önemli mi? Son derece önemli. Arkadaşlar şöyle düşünün burası Osmanlı olsun. E burası Belgrad olsun. E burası da Viyana olsun arkadaşlar. Bakın bizim Belgrad'ı almamız demek artık Viyana'nın kapısına dayanmamız anlamına geliyordu. Demek ki Kanun Sultan Süleyman daha önce Fatih döneminde alınamayan Belgrad'ı almış ve Belgrad'ın alınmasıyla birlikte Avrupa'ya karadan yapacağımız seferler için burayı askeri üs olarak kullandığımız için Belgrad önemlidir. Şimdi bakın Belgrad'ı aldık ve ne yaptık? Askeri üs olarak kullandık. Neresi için? Avrupa'ya daha fazla Avrupa'ya ilerleyebilmek için burayı bir üs olarak kullanmışız. Yine Fatih döneminde alınamayan bir diğer yer ise Rodoslu. Rodos'la 1522 yılında ele geçirildi. Hocam Rodos kimin elindeydi? Rodos o dönemde şövalyelerin elindeydi arkadaşlar. Bakın bu şövalyeler sıradan askerler değil. O dönemin en güçlü onların. Yani o devletler için düşündüğümüzde onların en güçlü askerleriydi şövalyeler. Demek ki Kanun Sultan Süleyman Rodos'u Rodos şövalyelerin elinden kurtarmıştır. Hemen bir ek bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın sağ tarafa düşman hattı diye bir şey oluşturdum. Bu dönemde yani kanun döneminde bizim uğraştığımız düşmanlar bunlardı. Şimdi gelin onların da isimlerini yazalım. Mesela kendisini Kutsal Roma Cermen İmparatoru olarak adlandırılan bir adam vardı. Kimdi? Charles Kendi arkadaşlar. Kendisi Alman İmparatoru yani. Aynı zamanda Avusturya Kralı vardı. Avusturya Kralı'nın adı neydi? O da Ferdinand'dı arkadaşlar. Onu da unutmuyoruz. Macar Kralı vardı. Macar Kralı da 2. Louis'di. Fransa Kralı ise o da 1. François. Ve İran Şahı vardı. Onu da yazalım. Onun da adı Tah maslaydı arkadaşlar. Demek ki biz kanuni döneminde bu sağ tarafta belirttiğim düşmanlar ile mücadele edebileceğiz. Bu dönemde bizim karşımızda duran düşmanlar bunlarmış arkadaşlar. Birazdan zaten onlardan da tek tek bahsedeceğiz. Nerede kalmıştık? 1526 yılına geldiğimizde ise bu kez Moğaç Meydan Muharebesini yaptık. Peki hocam Moğaç Meydan Muharebesini hangi devlette yaptık? Arkadaşlar gidiyoruz. Macarlarla yapıyoruz. Ve bu savaşın şöyle bir özelliği var. Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi olmuştur arkadaşlar. Yalnızca 2 saat sürmüştür. Bakın normalde savaşlar günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca bile sürebilirken Moaç meydan muharebesinde biz Macarları 2 saatte tokatlamışız. Ardından Macar kralı da ölüyor ve Macar kralın yerine de daha sonra Yanoş denilen bir adamı bizzat biz getireceğiz arkadaşlar. 1529 yılına gelindiğinde bu kez Viyana'yı kuşatma altına aldık. Bakın artık e, aradaki bölgeleri ele geçirdik ve önümüzde sadece Viyana kaldı. Viyana'ya geliyoruz, Viyana'yı kuşatma altına aldık ancak başarılı olamadık. Çünkü bakın Viyana'yı kuşattığımızda toplarımızı yanımıza getirmedik. Bütün askeri teşhisatlarımızı yanımıza getirmedik. Ve soğuk kış şartları da olduğu için biz Viyana'yı öyle sanki kuşatmış olmak için kuşatmış gibi bir şey olduk tam anlamıyla önem vermediğimiz için 1. Viyana kuşatması başarısız oldu. Şimdi tarihler 1532 yılını gösterdiğinde bu kez Almanya üzerine sefere çıkıyoruz. Arkadaşlar Almanya'ya sefere çıkmamızın temel bir sebebi vardı. O dönemde Fransa kralı olan François, Kusal Roma Cermen İmparatoru olan Şarke'nin eline esir düşüyor. François'un annesi ise Kanun Sultan Süleyman'a bir mektup yazıyor ve ondan yardım istiyor. Oğlunu kurtarmasını istiyor arkadaşlar. Kanun Sultan Süleyman da bu mektup üzerine zaten kendisi de bir mektup yazıyor ve daha sonra Almanya seferine çıkıyor. Kanuni Almanya seferine çıktığında Şarken üzerine gidiyor ancak Şarken Kanuni'den öyle bir korkuyor ki karşısına çıkmayı reddediyor ve kaçıp gidiyor arkadaşlar. Karşısında herhangi bir ordu bulamıyor Kanun Sultan Süleyman. Ve bir sonraki durağı ise Avusturya oluyor arkadaşlar. Hocam neden Avusturya? Çünkü Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarken ile Ferdinand akraba arkadaşlar bunlar kardeşler. Dolayısıyla Şarken karşımıza çıkmadı. O zaman bir diğer kardeşi Ferdinand üzerine gidiyoruz. İki kardeş de Kanun Sultan Süleyman'dan çekindiler ve dediler ki gelin bir anlaşma yapalım dediler arkadaşlar. Almanya seferi sonrasında iki taraf arasında İstanbul Antlaşması yapıldı. Arkadaşlar bakın bu İstanbul Antlaşması çok önemlidir. Yanına yıldız atıyorum. Bir diğer ismi İbrahim Paşa Anlaşması'dır. Hocam neden İbrahim Paşa Anlaşması denilmiş? Şimdi zaten ondan bahsedeceğim. Alman seferi sonrasında bu adamların bizden barış istemesi üzerine İstanbul Anlaşması yapılıyor. Ancak Kanuni Sultan Süleyman diyor ki bu adamlar bana denk değil. Benle değil Sadrazam'ımla anlaşma yapsın diyorlar. O yüzden İbrahim Paşa ile Avusturya Kralı yani Arşidükü denk sayılıyor. Bakın arkadaşlar tarihte böyle bir şey yoktur. Bizim ikinci adamımız yani Hadir Azamımız Avusturya'nın kralı ile denk kabul ediliyor. Bu anlaşma çok önemli. Ne zamana kadar onu da ek bilgi olarak verelim. Zitva-Torok anlaşmasına kadar bu geçerli olacak. Üstünlüğümüzü devam ettireceğiz. Ama ne zamanki Zitva-Torok anlaşması yapılacak artık Avusturya kralı ile Osmanlı padişahı birbirine denk kabul edilecek. 1535 yılına gelindiğinde ise bu kez Fransa'ya kapitülasyon veriliyor. Arkadaşlar bakın kapitülasyonların geçmişine baktığımızda birkaç adımdan oluşuyordu. Hemen onları da hatırlatayım. Önce gidiyoruz. Orhan Bey döneminde kime kapitülasyon veriyoruz? Orhan Bey döneminde gidip Cenevizlere kapitülasyon veriyoruz. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise gidiyoruz Venedik'e kapitülasyon veriyoruz. Kanuni dönemine gelindiğinde ise bu kez Fransa'ya kapitülasyon veriyoruz. Arkadaşlar bakın önceki verilen kapitülasyonlar tam böyle kapitülasyon gibi değil. Kapitülasyoncuk gibi düşünebilirsiniz. İlk defa gerçek anlamda yani harbi harbi kapitülasyonlar, tam anlamıyla kapitülasyonlar Kanuni döneminde Fransa'ya verilmiştir. Onu da hatırlatmış olayım. Ancak Kanuni Sultan Süleyman kapitülasyonu verirken şöyle bir anlaşma yapıyor Fransa'yla. Diyor ki: "Bu anlaşma, bu kapitülasyonlar bizim sağlığımızda geçerli olsun." İki taraftan birisi ölürse bu anlaşma geçersiz olacak diyor. Yani kanunu böyle yaparak ileride bize zarar verebileceğini düşünmüş. Bu kapitülasyonların o yüzden önlem niteliğinde böyle bir maddeyi de ekletmiştir. Peki hocam Fransa'ya neden kapitülasyon veriyoruz? Bakın aslında iki tane temel sebebi var. Birisi ekonomik sebebi var. Amacımız buraya yani ülkemize daha çok ticaret yapılmasını sağlamak, daha çok girişi, daha çok geminin gelmesini sağlayarak Onlardan vergi alıp daha çok zenginleşmek istiyoruz. Bu kapitülasyonların ekonomik sebebidir. Bir de siyasi sebebi var. Bakın Avrupalı devletler arasındaki birliği, beraberliği yok etmek için Fransa'yla ya da başka devletlerle böyle kapitülasyon verip yanımıza çekip dost edinmeye çalışıyoruz ki Hristiyan birliğini bozalım. Bu sebeplerden ötürü gidip kapitülasyonlar vermişiz. 1555 yılına gelindiğinde ise bu kez doğuda bir gelişme gerçekleşiyor. İran ile İlk anlaşmayı yapıyoruz. Demek ki kanun döneminde sadece batıda değil aynı zamanda doğuda da İran ile mücadele yapmışız ve onlarla yaptığımız mücadelelerden sonra da oturup anlaşma yapmışız ve ilk defa e, İran ile yaptığımız anlaşma olarak tarihe de geçecek. Ve 1566 yılına gelindiğinde ise bu kez Kanuni son seferine çıkacak. Ziget var seferine çıkacak. Hocam Ziget var nerede? O da Macaristan'da arkadaşlar. Bakın normalde Sokullu Mehmet Paşa Zigetvar'daki sefere çıkıyor ancak sefere çıkarken Kanuni Sultan Süleyman'a da diyor ki ''Padişahım siz de gelin asker sizi görmek istiyor'' diyor ama Kanuni Sultan Süleyman hasta e, zaten de yaşlanmış o yüzden ilk başta gelmek istemiyor ama asker seni görmek istiyor moral olsun motivasyon olsun dedikten sonra bu kez sefere katılıyor ancak bu sefer Kanuni'nin son seferi olacak. Çünkü bu sefer esnasında kanuni 72-73 yaşları civarlarındayken vefat ediyor arkadaşlar. Hatta iç organları ne yapılıyor? Macaristan'a gömülüyor. Arkadaşlar böyle kalbini falan iç organlarını alıyorlar. Oraya defnediyorlar. Üzüm tepesi denilen bir yerde. Hocam şu an kanun mezarı ee, şeyde mi Macaristan'da mı? Hayır. Normal cesedini, kabrini getiriyorlar. Süleymani Camii'nde türbesi var arkadaşlar. Sadece iç organları çürümesin diye oraya koymuşlar. Son olarak Sokullu Mehmet Paşa'dan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bakın normalde sadrazamların isimlerini çok bilmeyiz. Ama Sokullu Mehmet Paşa'nın ismini özellikle yazdım. Çünkü bu adam özel bir adam. Çünkü hem Kanuni hem 2. Selim hem de 3. Murat döneminde 3 tane padişah döneminde sadrazamlık yapmış. O yüzden gücü, otoritesi, nüfusu son derece fazla olan bir sadrazamdı. O yüzden Sokullu Mehmet Paşa'ya da yıldız atıyorum unutmayalım. Şimdi de coğrafi keşiflerin etkisi ve Hint Deniz Seferleri konusundan biraz bahsedelim. Denizlerde ne gibi mücadeleler verdik, ne gibi adımlar attık ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi neden Hint Deniz Seferlerini yapıyoruz biraz ondan bahsedelim. Arkadaşlar Hint Okyanusu dediğimiz yer şurası. Bakın coğrafi keşiflerden önce iki tane ticaret yolu vardı. Burası İpek olsun, burası da Baharat yolu olsun. İpek yolu, bu da Baharat yolu olsun. Bakın iki tane ticaret yolu varmış ve ikisi de Osmanlı Devleti'nin eline geçmişti. E, dolayısıyla Avrupalı devletler ekonomik açıdan zor duruma düşmüşlerdi. Yeni yollar arıyordu. O yüzden Portekizliler coğrafi keşifler yaptılar. Ne yaptılar? Ümit burnunu da geçerekten buradan Hint Okyanusu'na kadar ulaştılar arkadaşlar. Bakın yeni ticaret yolları bulmaları Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan zarara soktu. Aynı zamanda bu Hint bölgesinde bulunan bölgede Müslümanlar Portekizlerden illallah etmişti. Portekizler Müslümanları sömürüyor onlara zarar veriyordu. O yüzden buradaki Müslümanlar Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. E Osmanlı Devleti nerede yardım çığlığı varsa oraya yetişirdi. Nitekim öyle de yaptı. Dört defa arkadaşlar buraya seferler düzenledi. Piri Reis zamanında da gittik buraya, Murat Reis zamanında da gittik, Seydi Ali Reis gibi birçok önemli komutan tarafından biz buraya geldik. Ve burada mücadeleler verdik. Ancak buradaki mücadelelerimiz başarılı olamadı. Osmanlı'nın eski ticaret yollarını canlandırmak istemesi de etkili olmuştur. Bakın İpek ve Baharat yolu eskiden en popüler ticaret yoluyken artık Avrupalı devletler buraya uğramıyor. Demek ki bu olumsuz etkili, etkiyi yıkmak için biz mücadelelere girişmişiz. Aynı zamanda Portekizlileri de bu sulardan uzak tutmak istiyoruz. Burası bizim toprağımız, bizim çöplüğümüzde dedirtmek istiyoruz arkadaşlar yani. Tüm bu mücadelelerin içerisinde Hızır Reis'in rolüne, arkadaşlar Hızır Reis diye bahsettiğimiz kişi kim biliyor musunuz? Hemen yazalım. Barbaros Hayrettin Paşa'dır arkadaşlar. Eskiden ismi Hızır Reis'te. Kardeşi Oruç Reis ve İlyas Reis ile birlikte korsan faaliyetleri, korsancılık yapıyorlardı arkadaşlar. Kanun Sultan Süleyman döneminde ona kaptanı deryalık teklif edilmiş. Yani denizlerin en büyük komutanı ol demişler ve Hızır Reis de geliyor Kanun Sultan Süleyman döneminde bizim kaptanı deryamız oluyor. Hatta Hızır Reis yani Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Devleti'nde divana üye olan ilk kaptanı derya özelliğine sahip. Avrupalılar kendisine Barbarossa yani Kızıl Sakal ünvanı verilirken daha sonra kendisine bizim tarafımızdan Hayrettin, Hayrettin ünvanı verilmiştir. Böylelikle Barbaros Hayrettin Paşa olarak tarihi adını yazdırmıştır. Peki arkadaşlar şimdi de gelin Barbaros Hayrettin Paşa ve diğer dönemlerde denizlerde ne gibi mücadeleler yapmışız? Bunları tek tek sırayla inceleyelim. Haydi bakalım. Öncelikle Rodos'un fethiyle başlayalım. Rodos şövalyelerinin Osmanlı gemilerine saldırması üzerine ne yapıyoruz? Kanuni Sultan Süleyman döneminde Rodos adasını ele geçiriyoruz. Bakın arkadaşlar, korsan gemileri varmış. Korsanlar bizim ticaret gemilerimize saldırıyormuş. E bu da bize ekonomik kayıplar verdiriyordu. O yüzden Rodos şövalyelerinin başlatmış olduğu bu sıkıntıları ortadan kaldırabilmek amacıyla Kanuni Sultan Süleyman döneminde Rodos'a bir e, sefer düzenliyoruz ve Rodos adasını ele geçiriyoruz. E, Rodos'un ele geçirilmesiyle birlikte artık Ege ve Akdeniz'de daha güvenli bir Osmanlı'yı göreceğiz. Bir sonraki savaşa baktığımızda ise Preveze Deniz Savaşı'nı ve zaferini görebiliyoruz. Bu savaşta Haçlı donanması ile Osmanlı Devleti arasında yaşanmıştır. Osmanlı Devleti'nin meşhur kaptanı deryası Barbaros Hayrettin Paşa arasında yapılmıştır. Hemen yazalım. Osmanlı ile Haçlı donanması arasında yapılan bu savaşı biz kazandık arkadaşlar. Osmanlı'ya artıyı koyabiliriz. Böylece Akdeniz'in kontrolü tamamıyla Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir diyebiliriz. Barbaros Hayrettin Paşa'yı unutmayacağız arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin en meşhur kaptanı deryasıydı. Yani denizcilik komutanıydı. Denizdeki diğer görevlilere ne deniliyordu? Onlara da Levent adı veriliyordu. Ama kaptanı deryamızın Barbaros Hayrettin Paşa olduğunu unutmayacaksınız. Denizlerde atacağımız bir sonraki adım ise Kıbrıs'ın fethedilmesi olacak. Peki hocam neden Kıbrıs'ı ele geçirdik? Çünkü savaş adadaki korsanların Osmanlı Devleti'ne saldırması üzerine 2. Selim döneminde başlamıştır arkadaşlar. Yine korsanlar var ne yapmışlar? Osmanlı gemilerine saldırmışlar. Bunun üzerine de 2. Selim harekete geçerek Kıbrıs'ı ele geçirmiştir. Böylelikle Doğu Akdeniz'in güvenliği pekişmiş oldu. Bakın arkadaşlar buraya kadar her şey güzel, olumlu ilerliyor. Ta ki ne zamana kadar? İnebahtı Deniz Savaşı'na kadar. Bakın burayı da kazandık ama İnebahtı Deniz Savaşı'nda kaybettik. Haçlı donanması ile Osmanlı donanması arasında yaşanmış ve bu savaşı maalesef ki Haçlar kazanmıştır. Bu savaştan sonra denizlerdeki üstünlüğümüzü yavaş yavaş Kaybedeceğiz. Sıradaki konumuz Girit'in fethi. Yine arkadaşlar Korsan gemilerinin Osmanlı gemilerine saldırması üzerine bir adım daha atıyoruz. Ve gidiyoruz Girit'i fethetmek için e, adım atıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim ticaretimiz olumsuz etkileniyordu. Ancak biz burayı o kadar kolay alamıyoruz. Tam 25 yıl süren bir mücadele sonucunda Girit'i alabilmişiz. Bakın sorularda şunu sorarlar bize. 25 yıl içerisinde Girit adasının alınabilmesi neyin göstergesidir? Osmanlı donanmasının artık eski gücünü yitirdiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın İnebahtı Deniz Zaferi'ni kaybettiğimizde şöyle bir açıklamada bulunmuştuk. Demiştik ki: Siz İnebahtı'nda bizi yenerek bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Ama biz sizi Kıbrıs'ta yenerek elinizi kolunuzu kesmiş olduk. Kesilen sakal tekrardan yerine gelir ama kesilen kol bacak yerine gelmez demiştik arkadaşlar. Aslında burada bu cümleyi söyleyerek bizim daha üstün bir konumda olduğumuzu ve denizlerde üstünlüğümüzü devam ettireceğimizi söylemiştik. Ancak baktığımızda Girit'in fethini bile 25 yılda yapıyoruz. Üstüne üstelik ardından da Çeşme ve Sinop'ta Osmanlı gemileri baskına uğrayıp yakılıyor. Yani arkadaşlar o cümleden sonra daha da kötüye gitmişiz. Rus birlikleri tarafından Osmanlı donanmaları yakılarak Osmanlı Devleti denizlerde ciddi bir zarar görmüştür. Bakın önce İnebahtı Deniz Zaferi'nde bir yenilgi aldık. Ardından Girit'in fethini ancak ve ancak 25 yıl gibi uzun bir sürede gerçekleştirebildik. Sonra da Rus birlikleri tarafından Çeşme ve Sinop'ta baskına uğradık. Tüm bu yaşanan gelişmeler artık Osmanlı Devleti'nin denizlerde üstün olmadığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Denizlerdeki gelişmeler de bu şekildeydi. Ve son olarak da ödüllü sorumuza gelelim. Şimdi diyor ki İstanbul'un Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi Avrupa'da derin bir özüntüyle karşılanırken fethin sonuçları ise Avrupa tarihinde ciddi gelişmeler yaşanmasının etkili olmuştur diyor. Yukarıdaki bilgi göz önüne alındığında diyor sonuçlarından hangilerinin Osmanlı Avrupa'nın siyasi yapısının değişmesinde etkili olduğu söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar doğru cevapları yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Zaten doğru cevaplara kalp işareti atacağım. Bütün yorumları da üşenmeden hepsini tek tek okuyacağım arkadaşlar. Bir yere ayrılmıyorsunuz. Ödevinizi de vereyim. Ödeviniz Kamplas kitabından arkadaşlar hemen sayfalarımızı çeviriyoruz. Biz bugün 13. gün dersini bitirdik. Yani dünya gücü Osmanlı konusunu bitirmiş olduk. 53. sayfaları açalım. 53. sayfada bu sayfayı bitirebilirsiniz. Arka bu diğer sayfaları da bitiriyorsunuz. Buraları da bitirebilirsiniz. Ve en son 59. sayfaya kadar olan tüm soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. O halde yeni derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sosyal kaleyle kalın. Hoşçakalın.